Herkese merhaba. Bugünkü konumuz 4. sınıf en yakın onluğa yuvarlama konusu. Doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlarken sayının birler basamağına bakarız. Birler basamağındaki rakam 4 veya 4'ten küçükse sayı kendinden küçük onluğa, 5 veya 5'ten büyükse sayı kendinden büyük onluğa yuvarlanır. Hemen bir örnekle konumuza başlayalım. Şimdi 63 sayımızı en yakın onluğa yuvarlayalım. Öncelikle 63 sayımız hangi onluklar arasında yazıyorum. 63 sayımız 60 ve 70 arasında. Evet ilk önce bunu belirledik. Sonra ne yapacağız? Sonra sayımızın biller basamağına bakacağız. Biller basamağı kaç? 3. Kuralımız neydi? Eğer sayının biller basamağındaki sayı 4 veya 4'ten küçükse o sayı kendinden küçük onluğa yuvarlanıyordu. 5 veya 5'ten büyükse o sayı kendinden büyük onluğa yuvarlanıyordu. Şimdi 63 sayımızın birler basamağında 3 var. 3, 4 ve 4'ten küçük bir sayı olduğu için burada olduğu için 63 sayımız kendinden küçük onluğa yuvarlanacak. Yani 60 sayısına yuvarlanacaktır. Hemen bir örnek daha yapalım. 57 sayımıza bakalım hep beraber. Şimdi ilk önce 57 sayımız hangi onluklar arasında? 57 sayımız 50 ve 60 arasında. Evet 57 sayımızın hangi onluklar arasında olduğunu bulduk. Sonra ne yapacağız? Sayımızın biller basamağına bakacağız. Biller basamağımızdaki sayı kaç? 7. Yani birler basamağındaki sayı 5'ten büyük. O zaman bu sayıyı biz kendinden büyük onluğa yani 60'a yuvarlayacağız. Burada şu konunun altına çizmek istiyorum. Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken o sayının kaç basamaklı olduğunun bir önemi yoktur. Sayı kaç basamaklı olursa olsun bir sayıyı en yakın onluğa yuvarlarken o sayının yine biller basamağına bakarız. Bir örnekle anlatalım. Mesela bu sefer 3 basamakta bir sayımız olsun. Kaç olsun? 453 sayımız olsun. Bakın 453 sayımı ben en yakın onluğa yuvarlayacağım. Şöyle yapıyorum. 3, 4, 5 veya daha fazla basamaklı sayıları en yakın onluğa yuvarlarken sadece biller ve onlar basamağına bakıyorum. Bakın 4'ü elimle kapattım. 4'le işim yok. Şimdi Biller basamağımdaki sayı kaç? Bakın 3. 3 nerede yer alıyor? Bakın 3 4 ve 4'ten küçük kısımda. Yani kendinden küçük 10'luğa yuvarlanacak. O zaman 53'ü kaça yuvarlamam lazım? 53'ün kendinden küçük 10'luğu kaçtır? 50'dir değil mi? 50. 4'ü kaldırdım şimdi. 4'ü aynen yazıyorum. Ve evet. 453 sayımızı 450'ye yuvarlamış oluyoruz. Yani biz burada ne yaptık? 3 veya 3'ten daha fazla basamaklı bir sayıyı en yakın onluğa yuvarlarken o sayının sadece biller ve onlar basamağına baktık. Yuvarlama işlemini gerçekleştirdikten sonra geri kalan kısmı aynen yazdık. Bakın 3'e ve 5'e baktım. 53'ü en yakın onluğa yuvarladım. 50 sonra da 4'ü ekledim. Şimdi bir örnek daha yapalım daha iyi anlamak için. Mesela hangi sayımız olsun? 275 sayımız olsun. 275 sayımızı en yakın onla yuvarlayacağım. Hep beraber izleyelim. Bu konu çok karıştırılıyor. Onun için örneklerle konuyu daha iyi anlatmaya çalışacağım. Ne dedik? Biz 3 basamaklı, 4 basamaklı, 5 basamaklı veya daha fazla basamaklı sayıları en yakın onluğa yuvarlarken sadece birler ve onlar basamağına bakacağız. Yani 2'yi elimle kapatıyorum. 2 ile işim yok. Şimdi birler basamağımızdaki sayı kaç? 5. 5 hangi tarafta yer alıyor? 5 ve 5'ten büyükler kendinden büyük onluğa yuvarlanıyor. Yani 75 sayımız kendinden büyük onluğa yuvarlanacak. 75'in kendinden büyük onluk hangisidir? 80'dir. Şimdi elimi kaldırdım. Burada 2 iki var. 2'yi aynen yazıyorum. 280. Yani 275 sayımızı en yakın onluğa yuvarlarsak 280 olacaktır. Bir de 4 basamaklı sayı deneyelim. 4 basamaklı sayılara bakalım. Aynı şekilde devam edelim. Mesela 8000 564 sayımı en yakın onluğa yuvarlayacağım. Bakın en yakın onla ne dedik? 3 veya daha fazla basamaklı sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler ve onlar basamağına bakarız. Yani ben 85'i elimle kapatıyorum. 85'te işim yok. Bakın birler basamağı, onlar basamağı buna bakacağım. Şimdi 64'ün birler basamağında kaç var? 4 var. Bakın 4 ve kendinden küçük sayılar kendinden küçük onluğa yuvarlanıyor. O zaman 64'ün kendinden küçük onluğu kaçtır? 60'tır. Bakın 60. Elimi kaldırdım. Burada ne varmış? 85. Aynen 85'i yazıyorum ve 8564'ü en yakın onluğa yuvarlıyorum. Kaç oldu? 8560 oldu. Evet, gördüğünüz gibi ne kadar kolaymış değil mi? Bu şekilde sizler de 3, 4 hatta 5, 6 basamaklı sayıları çok kolay bir şekilde en yakın onluğa yuvarlayabilirsiniz. Bir örnek daha veriyorum. Hemen 5849 diyelim. Bu sayımızı en yakın onluğa yuvarlayalım. Ne dedik? 3 basamaklı veya daha fazla basamaklı Doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlarken biz o sayının birler ve onlar basamağına bakacağız. Bakın bu sayının birler basamağı 9, onlar basamağı 4. 58'i elimle kapattım. Şimdi birler basamağına bakıyorum. Birler basamağı kaç? 9. Ne demiştik? 5 ve 5'ten büyük sayılar kendinden büyük onluğa yuvarlanır. 49'un kendinden büyük onluğu kaçtır? 50'dir. Şimdi elimi kaldırdım. Bakın burada 58 var. onu aynen yazıyorum ve 5849 sayısını en yakın onluğa yuvarlamış oluyorum. Kaçmış en yakın onluğu 5850'ymiş. İşte biz bu şekilde 3 basamaklı, 4 basamaklı veya daha fazla basamaklı sayıları en yakın onluğa yuvarlıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de anlayabilmişsinizdir. Bundan sonra karıştırmadan 3 basamaklı ve 4 basamaklı sayıları en yakın onla yuvarlarsınız. Bir sonraki ders 4. sınıf en yakın yüzlüğe yuvarlama konusunu işleyeceğiz. Görüşmek üzere.